biraz önce oylamadaki tabloyla şu anki tabloyu vicdanlara havale etmekten başka yapacak bir şey yok galiba. İki milletvekilinin vekillikleri devamsızlık yüzünden ya da bu bahaneyle düşürüldü. Şimdi bakıyoruz, iktidar partisi sıralarında demin 300'e yakın milletvekili oy kullanırken şimdi en fazla 30-35 milletvekili var. Ve devamı vekilliklerin vekilliği düşürmenin bir gerekçesi yapan oylamada o milletvekilleri evet oyu kullandılar. Bilemiyorum artık ne denir, gerçekten bir etkisi oluyor mu sözlerin, bir hicap duygusu oluşuyor mu? Bütün bunları yine de biz hem tarihe hem de bugünün vicdanına havale etmek zorundayız. 15. maddenin ne getirdiğini hep sorduk, cevap alamadık. Tekrar açalım. İç tüzükte 15. madde ortak geçmişe ve tarihe hakaret etmek gibi bir ifade kullanıyor. Bir de ezberleyemedim, bir başka formül var 82 Anayasası'ndan da geri. Efendim, ilk dört anayasanın ilk dört maddesinde belirlenen idari yapıya aykırı tanımlamalar. Bunun ne olduğunu herkes biliyor. Ne amaçla getirildiğini biliyor. Fakat bu esnek ve muğlak kavramların ne amaçla kullanılacağını kimse garanti edemez. Ne amaçla geldiğini biliyoruz dedim, siz de biliyorsunuz. Birincisi, Ermeni soykırımı sözünü burada kullandırmamak. Yani tarihe ilişkin belli bir yorumu dayatmak. Bunun adı literatürde faşizmdir. Bir dil dayatmak, bir yorum dayatmak. Tarihe tek açıdan bakmayı dayatmak. Sordum, defalarca sordum. Türkiye tarihinin hangi kısmına hep birlikte aynı yorumu yapıyoruz? Farklı tarih yorumları var, bu son derece normal. Mesela hep sordum, istiklal mahkemeleri nasıl değerlendiriliyor AKP'liler tarafından İslami gelenekte? Mesela İskilipli Atıf Hoca ile ilgili yargılamayı cinayet saydığınızda, onun idamını katil saydığınızda bu madde kapsamına girecek mi diye sorduk. Yok efendim, kemküm falan diyorlar. Yok öyle şey. Açık söyleyin, açık olun, mert olun. Getirin bu kelimeleri açıkça yasaklayın. Mesela Kürdistan kelimesini yasaklayın arkadaşlar. Sadece mecliste yasaklamak olmaz. Dışarıda bir milletvekili Kürdistan sözünü, Kürt illeri sözünü kullandığında serbest, parlamentoda yasak. Bunun da adı faşizmdir. Şimdi ben Mardinliyim, Nusaybin'de doğdum. Kürt değilim, Arap'ım. Mardin'de pek çok Arap var ama doğduğum şehrin bulunduğu coğrafyaya Kürdistan demeyi istiyorum ve tercih ediyorum. Bu niye rahatsız etsin sizi? Ben Türkiye'liyim. Türkiye'de bu coğrafyanın adı Kürdistan'dır. Coğrafyamı adıyla anmak istiyorum. Şimdi herhalde bu son anmalardır. Yarın öbür gün bunu söylediğimde muhtemelen disiplin cezası olarak geçici çıkarma, üstüne para cezası gelecek. Soruyorum buradaki Kürt arkadaşlara, AKP'li Kürt arkadaşlara. Kendi aranızda Kürdistan sözünü kullanıyorsunuz. Seçim çalışmalarda Kürdistan sözünü kullanıyorsunuz. Peki burada başkaları kullandığında, ceza yediğinde vicdanınız el verecek mi buna? Nasıl açıklayacaksınız bunu tarihe? Bu dayatmalar, kelime dayatması, anayasaya aykırılığı bırakıyorum. Bizatihi kendisi faşist bir zihniyetin yansımasıdır. Şimdi bir örnek, daha sonra tekrar konuşacağım. The Damned diye bir film var. Visconti büyük bir yönetmendir. Orada bir sahne, küçücük bir sahne. Daha başları Nazi yönetiminin kuruluşunun. Konuşuyorlar aralarında iki kişi. Nazilerle çalışan önemli iki kişi. Çelik endüstrisine bir Nazi'yi yönetici yapacaklar. Diğeri soruyor ki, ya bu mümkün mü? Aynen şu cevabı veriyor diğeri. Artık Almanya'da her şey mümkündür. Eski kurallar kalktı. Kişisel ahlak öldü. Her şeyin serbest olduğu yeni bir toplum, yeni bir ilke var. Duymadın mı bunu? Führer söyledi diyor. Şimdi bu hale mi geldik? Şimdi hiçbir eski kural geçerli değil. Kişisel ahlak öldü. Ne istersek, işimize ne gelirse onu yapacağız mı diyorsunuz? Diyorsanız açık yapın. Mertçe yapın. Herkes kendi konumunu ona göre belirlesin.